Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Nalan Hanım kanalına değerli izleyicilerim. Arkadaşlar tam zamanı size kahvaltı önerimle geldim. Pazı kavurması, yumurtalı pazır kavurması kahvaltı önerim. Videomu izleyin, yapın derim arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Arkadaşlar burada 2 tane soğanım var. Orta boydan biraz küçük soğan, orta boy desek de olur. Böyle soğanım, 2 soğanım. Bunu isterseniz yan yanda doğrayın, isterseniz böyle küp küp de doğrayın. Nasıl istiyorsanız, ben her ikisini de yapıyorum. Bu sefer küp küp doğradım. Üzerinde de 3 diş sarımsağım var arkadaşlar. 3 adet yumurtam var. 1 çorba kaşığı tepelemeli domates salçam var. 1 çorba kaşığı tereyağım var. Ve yarım çay bardağı sıvı yağım var. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberim, 1 tatlı kaşığı pul biberim, yarım tatlı kaşığı da karabiberim var arkadaşlar. Burada da ana malzememiz zaten doğradım, çoğunu hazırladım. Pazım var. 2 demet pazı aldım arkadaşlar ben. Yapraklarını burada yıkadım, bunları yıkadım, ettim, doğradım. Burada da kökleri arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum. Bu pazı da her zaman bazen kılçığı olur. Şu pazının. Şöyle yaptığınız zaman yerken pek ağza hoş gelmez. Çıkabilir. Bakın bunu alabilirsiniz. Böyle genelde de körpeleri değil, hani körpe diyeceğim, bu da körpe ama daha kalın olmuş. İncelerinde de olabiliyor, olmuyor. Genelde kalınlarda oluyor. Onu alırsanız, elinize geliyor bazıları. Alırsanız hani ağzınıza gelmez. Bakın şimdi şurada da de çıktı. Bazıları hiç çıkmıyor. Arkadaşlar ben neden bunu böyle ayırdım? Şöyle saplarını ayrı doğruyorum. Önce onları kavuracağım. Biraz sapı yaprağına bakılınca daha ağır pişiyor. Onun için de önce sapını sapını kavuracağım. Sonra da yaprağını koyacağım ki yaprağı adam akıllı ölmesin arkadaşlar. Böyle hani kökü doğrarken yaprak bitmesin diye. Şunu da alacağım. Evet. Bu şekil. Yaprağı ayrı. Kökü ayrı. Böyle pişirme aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Ay kızım, bunun altını açalım. Hemen burada sıvı yağımızı önce koyuyoruz. Soğanımızı. Önce bir soğanımızı, sarımsağımızı beraber kavuralım. Yine tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sıvı yağ, tuz size kalmış. Böyle bir kavursun. Evet arkadaşlar, soğanım kavruldu. Tabii bir tık böyle soğanı şu pazıyla da, pazının köklerinle de yani saplarınla kavrulmak şeyi bırakın, tamamen yanmasın soğan. Hatta bu soğanı diri bile biraz bırakabilirsiniz içinde seviyorsanız. Yani yakışıyor arkadaşlar. Hani böyle bir görünsün. Soğan iri de olabilir, biraz diri de kalabilir. Ama ben biraz kavurmak taraftarıyım. Seviyorum kavrulmuş. Ama gene soğanı yakmadan şu şekil bununla da kavuracağız. Böyle biraz kavrulsun, yumuşasın. Ondan sonra yapraklarını koyacağım arkadaşlar. Çünkü önce bunu koymazsam, hep beraber koyarsam saplar diri kalabilir, yapraklar kaybolup erir gider. O yüzden bu şekil önce kavuruyorum. Şimdi salçamızda sıra arkadaşlar. Şu pazının sapları, alın ağzınıza atın bakın, hafif böyle yumuşamışsa, pişmeye yakınsa salçamızı koyun arkadaşlar. Böyle salça da güzelce kavrulsun içinde. Şimdi asıl tereyağımızın da böyle tadı güzel gelir. Şimdi tereyağımızı da koyduk. Salça hep beraber. Şöyle bu salça iyi bir köy salçası gibi derler ya, kavrulsun adam. Salçam da kavruldu. Hemen pazının yapraklarını şimdi. Çok az arkadaşlar. Üzerine
biraz tuz atacağım. Çünkü yumurtaya da tuz bırakacağım. Şöyle söylemeyi unutmuşum böyle ama bütün sebzelerimde söylüyorum. Ispanak olsun, pazı olsun, pırası olsun. Şöyle arkadaşlar biraz bir kesme şekeri, tabii otunuza göre, efendime söyleyeyim, bir tatlı kaşığı ile şeker koyun arkadaşlar. Onun sasukluğu vardır. Bazı sebzelerin artık nedense onu bilemiyorum. Herhalde diyorum ki bu soğukta olan bir sebze olduğu için kırağı ya da böyle soğuğu yediği zaman lezzetlenir. Kara lahan olsun, beyaz lahan olsun, pazı olsun. O şeker onun bir acımtıraklığını, sasukluğunu alıyor arkadaşlar. O yüzden diyorum hani sağlık bakımından düşünürseniz koymayın ama tat bakımından da yakıştığına inanıyorum. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Kendi suyunla salarak tamamen şöyle pişirme aşamasını göstereceğim. Evet, bakın ne kadar çöktü. Arkadaşlar, şimdi bunu böyle hani derler ya böyle suyu bitene kadar kavuracağız. Sulu bırakmayacağız arkadaşlar. Sulu bırakırsak o ıspanağın su olayı, ıspanak dedim pardon, pazının hoş bir tat vermez. Biraz daha kavrulacak. O böyle bir yağsını verecek. Böyle vıcır vıcır. Anlayacaksınız zaten onu. Suyu bitmiş demektir. Öbür aşamaya geçeceğiz. Evet. Pazıların güzelce suyunu çekti. Kavruldu. Pişti. Ve şu an artık şöyle yumurtalarımı kırma zamanı geldi arkadaşlar. 3 tane kıracağım. Yumurtayı çok seviyorsanız 3, pazınıza göre 4 ya da az seviyorsanız 2 de kırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da baharatlarım vardı. Hemen baharatlarımız da şöyle. Oh. Arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız bana yazarsanız YouTube'da bol bol yorum yazar, emoji atarsanız, orada parmak var, beğeni yaparsanız, videolarımı sosyal medyada, WhatsApp'ta paylaşım yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bakın böyle yumurtayı az pişmiş seviyorsanız arkadaşlar kırın, ortasını kapatın, öyle de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Yumurta içinde pişkin. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Harika sunumda görüşelim.